لئن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا فأنا معكم من الشاهدين. Okudum ama hiç üzerinde durmadı bu ayetlerine. Çok okudu. Bakın kitab-ı kerimimize, hani Allah peygamberlerine size kitap ve hikmet verdikten sonra neslinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde Efendimiz'i söylüyor Efendimiz. Ona mutlaka inanıp yardım edeceksin. Allah'ın peygamberlerine ahit alıyor. Muhammed'in geldiği zaman diyor, bunu tasdik edeceksiniz. Peygamberimiz Hatem-ül Enbiya. Niye böyle? Bunun şanı ve şerefini Allah çekiyor. Sen kim ol? Resulullah'ı dışlamak suretiyle sünnet seviyesini bizi davet verdiğin yere bir doğru sünnettir. Bütün muhteşemler toplanacak. İtiraz edenler Resulullah hakkında toplanacak, onun içinde takılmış. Senin şanını, senin şanını ya Resulallah, en aciz bir ümmet olarak huzurunuzda söz veriyorum, savunacağım. Allah! Senin davan uğrunda şu canımızı vermeye hazırız ya Resulallah. Nasıl olur da senin sünnetin olmadan İslam anlaşılabilir? Nasıl Kur'an anlaşılabilir? Nasıl insanlar sağdan soldan gelip de birbirine gülmesi? İkram nasılsın? İyi misin deyip musafaha edip bağırmasın? O olmasa ne olurdu? Levlâke levlâk lemâ falâktu leflâ. Daha gelme bir halde Muhammed'in olduğu şanlı ne? Bir de şu manayı verebilirsiniz. Manayı veremezsiniz. İkinci bir ayet onu tasdik etmedikçe. Üçüncü bir ayet onu tasdik etmedikçe. Kahdiye. İşte bana göre şöyle bir mana verir. Kahdiye. Bunlar hep bir esasa bağlıdır. Ümmetlerine ifade etme manası da verilmiştir. İşte siz bundan öncesiniz, bu Hatem-ül Enbiya. İşte ümmetlerinize söyleyin, Muhammed'imi sallallahu aleyhi ve sellem, inanıp ona yardım edeceksiniz. Habibullah hatırlısı diye söz almış ve kabul ettiniz mi dediğinde Allah söz almış. Tevfilerde söz almış. Ve kabul ettiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine Allah o halde şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerden buyurmuş. Peygamberimiz bu. Men yuta'illâhe ve rasûle fe ulâike ma'ilvedîne en'amallâhu aleyhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Bu ayet kelimeleri tasdik ettik. Her zaman zaten namaz kılarken de eserler ihtinas sıratan müstakim sıratan lezine en'amte aleyhim derken bu ayeti celileyi ifade etmiş oluyoruz. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve sahipler. Onsuz hayat olmaz. Güneş ışığını vermez, ay doğmaz. Yıldız semada belirmez, sular akmaz. Ne güzel, bu Yaman dedenin söylediği söz. Bunu birinci kardeşimiz buraya geçse hemen okur.
Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muhammed Mustafa'sın sen, gidersen ruhnumasın sen. Ferahmet etti yandığım ya Resulallah diye birbirimize ifade etmiş. Sular akmaz şeklinde söylüyor. Yaman bile bu bir Hristiyan, Hristiyan. Yaman. Sonra öyle Efendimiz'e aşık oldu ki yanan dede oldu, yanar dede oldu. Bir namazı tarif etmişi var, hayran kalmışsınız. Kızgın sabir üstünde diyor. Nefis gibi kızgın bir sacı ayaklarınızın altına alır. Bir yüzüsü. Melek ya. Allahümme salli ala seyyidina.
değerler. Ulema-i kiramımız ortak bir ifadeyle اَنَّ الْحِكْرَةَ عَلَى خَمْسَةِ اَوْتُهِينَ tefekkür hususunda dedik ki Allah'ımız bizi öyle kullanmış ki Esma-i İlahi küllü ismi öğretiyor. Sonra yeryüzünde kendi namına halife olarak daim buyuruyor. Hükümlerinin gerçekleşmesi için bu boşuna değil de sana inni cairun bil ardı halife. Biz bir kere bunu beynimizde yaşayacağız, tefekkürümüzle yaşayacağız. Ayağımızda da yaşayacağız, yolumuzda cihad ile yaşayacağız. Müminlere hizmetle, mazlumlara yardımla, zulme uğrayanlara bir aileyle, camiyle, cemaatle, hayırlı yollarda koşmakla, bütün bedenimizde bir kere hakim kılacağız. Fikretin fi ayetinden yetevellemine tevhid ve yakin. Eğer biz Allah'ımızın yüce kudreti üzerinde durursak, o zaman bize yakin, imanımızda kesin bir ifade tam iman. Ve fikretin fi alâhillâ, Allah'ımızın yaratıkları hususunda, nimeti hususunda aslında. Yetevellemine minel mahabbe, ona muhabbeti de olur. Ve fikretin fi abdillâhi ve abdillâhi teâlâ yetevellemine râbe, Allah'ımızın müminlere lütfettiği nimet düşünecek olursa arzu, iştiyak, sevgisi daha çok, neydi daha çok. Ve fikrete fî ba'idillâhi âle yetevelledü minhel heybe. Eğer azabını dikkat edilmediği zaman vereceği cezayı düşünecek olursa o zaman azamet ilahiyden titremeye başlar. Ve fikrete fî taksiri nefsihi kusurlarının nefsinin yapmış olduğu çılgınlıkları düşünecek olursa onun ibadet ve taatten uzaklaştırılmasına vesile olan nefsinin zulmünü düşünecek olursa yetevelledü minhel hayâ, onda utanma duygusu meydana gelir. Allah'ımızın kudreti hususunda inşallah yanlış ifade etmemeye çalışayım, bir hadiseyi nakletmek istiyorum. Ulema-i kiram toplanmış ekseniyetle Sami Efendimiz Hazretleri o mecliste bulunuyorlar. Yalnız bulundukları mekan çok müstesna, tabiat olarak çok güzel. Böyle denize bakıyor, işte ormanlık vesaire, günler, Gülistanlık güzel bir mekan. Oradaki bulunan ulema-i kiram bunun cazibesine de kapılmış o güzelliği. Tabii tam insanlar. Bizim gibi bakmaz onlar. Diyorlar. Mevlamızın ne güzel bir kudreti. Şu dağ diyorlar, orman diyorlar. Sonra evet. Deniz diyorlar. Böyle kalkmışlar, bakıyorlar. Sami Efendimiz Hazretleri ise mübarek başlarını eğmişler. Buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak zerrede bile azametini gösteriyor. Değil, dağda, taşta, ormanda, denizde bilmem falan da zerrede bile azametini gösteriyor Cenab-ı Hak. Bizim böyle tasavvufta tarif buyurdukları murakabeler bunlar işte. O yüce kudreti seyredebilmek. Hani bizim görmediğimiz ne alemler var. Bunu çok deriz, bir zata sorulmuştur. Denildi ki, efendim bize fenafir Resul'den anlat. O da dedi, kendimiz de fani olamadık ki dedi, fenafir Resul'ü soruyorsun. Bir kere kendimizi tanımamız başta gerekiyor. Ne olur kendimizi tanırsak, acziyetimizi biliriz.
Bu kibir kadar kötü bir sıfat yok. Bundan dolayı ehlullah, bunu üstazımızın çok yakını olanlar anlatırlardı, üstazımız da derdi. Böyle keşif, keramet, güzel bunlar olur olmaz değil. Bunların hep Kur'an-ı Kerim'de de yeri var, hadis-i şeriflerde de var. Ama bunlar mahfuz kalır, bunlarla havalanılmaz. Efendimizin dostlarından biri derdi. Bir taksidir, bir motosiklettir, ne bileyim, bir traktör dahi kolayca bir otobüs, onu park edebilirsiniz bir yere, kolayca çekersiniz. Ama uçağı indiremezsiniz. Ona çok geniş bir pist ister. Her şeyini tespit edeceksiniz rüzgarın esişine kadar. O tabiatını, oranın coğrafi durumunu, her şey önemli. İndirmek kolay değil. Böyle bir rüyalarla, bilmem filanlarla, keşiflerle, bir başkasının gördüğü rüyalarla öyle havalananları indirmek çok zor. Gelin çok mütevazı olalım. Üstazımızın her zaman Allah onu anıyor zaten. Bizim anmamız, affolmamız için. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Allah onu her zaman anıyor onu. O anılmış. اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Seçilmiş o. Hidayet üzere. Allah'ımız onu müstakim, istikamete kılavuzlamış müstakim bir yaşantı var. Diğer bütün ahlakın istikamete ihtiyacı var ama istikametin diğer huylara ihtiyacı yok. İstikamet her şeyi tamamlar. Kendisine Allah'ımız kutbiyeti ihsan ettiği halde sadece şunu dedi Esemle. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Duha suresinde Allah'ımız Habibine vermiş olduğu ikramlar beyan buyuruyor. Esemle ve lesevfe yu'tike rabbuke fetarda. Habibim Allah sana verecek, sen de razı olacaksın. Allah'ımız onun rızasını istiyor bir manada, rızasını istiyor. Onlar öyle kimseler ki, Sıddık-ı Azam için bile, Halikimiz Celle Celaluhu, Sıddık benden razı mı buyuruyor? Ama bir aciziyet içerisinde Hazreti Sıddık. Böyle bir varlık ne yok. Bu buruna girdiği zaman bu varlık ve benlikler hakikaten sevilmiyor. Efendimiz buna ne güzel işaret etmiş. Bu dirgahtan dürdanelerinde letaif dersini alan, mahzun olma geri kalan, ziyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım diye. Öyle gavsiyet, öyle müceba nükaba gelecek diye beklemeyelim. O Allah'ın bir lütfu ihsanıdır, o beklemekle olmaz. Fakr içerisinde olanlara Allah lütfeder onu. İnneme sadakatu lil fukara. Nasıl ki biz sadakayı kime veriyoruz? İşte Suriye'den gelmiş vesaire yerden gelmiş. Yoksul, hiçbir şey yok. Vatancıda, kimseler, onlara veriyoruz yoksula. Allah'ımız manevi sadakasını da kalben yokluk içerisinde olanlara veriyor. Bak bugün hasebiyle söylüyorum. Sami Efendimiz Hazretlerine kutbiyete haber veriyor. Kutbu Azam, Kutbu Akta bu. Başka Sami arayın demiş. Lütfedilmiş, ihsan edilmiş de. Lütfedildiği halde benim adım Sami demiş. Ama başka Sami de olabilir. Ve sonra söylediği söz, bu Sami iki şeyi düşünüyor buyuruyor. Bir, Esemle, elem nehlukkum min ma'in mehin. Çirkin bir sudan yaratılmayı, bir de toprak olacağımı düşünüyorum. Allah'ımız onu toprak bile etmez Allah'ım. Celle Celaluhu. Cennetül Baki'de
bu mezar kazanlar var. Üzerine zaten işaretli bir saç da koymuşlar. Böyle bir belli seneler geçtikten sonra, 6-7 sene, onların inancına göre artık vücut toprak oluyor. İşte onların üzerine de mevtanın yetişmesi mümkün değil, kabirlerin o araziye, o mevkiye, o mekana tekrar üzerine defnediyorlar. Yani tabi bir örtü çekmek suretiyle sanıverim hazretlerinin kabrini de açmışlar. Kabrini açmışlar, açtıklarında mübarek kabrini Sami Efendimiz Hazretlerinin, bakmışlar ki terri taze. Yunus Emre'yi, onun bulunduğu köyde imamlık yapan kardeşimiz bu sene anlattı. Efendim dedi, bir teşrif etseniz estağfurullah, biz şeref buluruz onlarla. Dedi, naklinde Yunus Emre'nin vücudunun hiç bozulmadığı, asırlar geçmiş. Hiç diyor bozulmamıştır diyor. Bunu biz Asım Köksal hocamızın İslam tarihi kitabına bakarsak sahabenin bir nakli var. 46 sene diyor geçmesine rağmen bir nakli oluyordu kabirlerin. Nakli olurken bir sahabenin ayağına böyle bir çivi takılmış ve kanadı diyor. 46 yıl geçmiş. Necmettin Iraki diye bir zat var. Böyle bir cenaze zuhur eder. Kabristan'da da böyle gülmeyi mekruh görürler kabirde, ölüm düşünüleceği için mekruhtur. Fakat Necmettin Iraki Hazretleri kaddesallahu sırra işte mahallenin hocasıdır neyse, kalkmış. اِذْكُرُوا الْعَهْدَ الَّذ۪ي خَرَجْتَ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Böyle derken, işte اَنَّ الْبَعْثَ حَقٌ اَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ اَنَّ الْكِتَابَ حَقٌ اَنَّ السَّاعَةَ حَقٌ tekrar ediyor. Bu zat ise gülmüş. Hayatında da pek gülmeyen bir insanmış. Demişler, efendim bu tebessümünüzün, gülmenizin sebebi nedir? Buyurmuş ki, ölü diriye telkin veriyor. O kabre konan mütevazi, Allah'ın sevgili bir dostu, bütün hücuratı Allah'ı zikreden bir insan, o hay diyor kabrinde diri. Fakat hoca diyor bizim gibi, onun ise diyor kalbi ölü. Diri, Allah'ımız onu diriltmiş. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz onlar için bir yerden diğer bir yere nakil şeklinde buyuruyor. Bir odadan diğer bir odaya geç, ben üstadımızdan duydum. Mübarek ellerini duvara dokunarak, keşke bir öteye geçsek buyuruyordu. Keşke bir öteye geçsek. Zor değil. Estağfirullah. Teveffethumul melâiketü tayyibîn buyuruyor. Teveffethumul melâiketü tayyibîn. Allah onların ruhlarını çok tatlı bir şekilde alıyor. Bu şehitler hakkında var ya, böyle bir pirenin ısırıp da tatlı tatlı kaşınması gibi. Hatta öyle bir zevke eriyor ki, keşke Allah diriltse tekrar ölsem, tekrar diriltse tekrar ölsem diyor Celle Celaluhu. Tatlı onlar, aşkın şehidi olmuş zaten. Aşkın şehidi. Esad-ı Erbili Hazretleri öyle buyuruyor. Bir heyula var diyor kendisini tarif ederken, şu dünyada diyor bir kalıp diyor bizi. Ruhları ulvi alemlerde. Onlar zaten ölmeden evvel ölmenin bahtiyarlığı içerisindedir.
Ne yapmış? Gayret etmiş. Çok samimi ama. Tevazu hususunda söylüyordum. Sami Efendi Hazretleri bunu söylüyor. Esad-ı Erbili Hazretlerinin mektubatını okuduğumuzda görüyoruz. Zerre bile olmayan Esad diyor. İnşallah bu tevazuları elde ederek yürürüz, yoksa tatsızlaşırız. Kibir şirke yakın bir günahtır. Allah'ımız muhafaza buyursun. Tevazu ile Allah'ımızın azametini düşünerek, bakın bizim kibirlenecek ne halimiz var ki? Böyle bir vücudumuz dikene veya bir iğne batırılsa derhal abdestimiz bozuluyor, neciz. Ve sonra halimiz belli. Mevsime göre her gün yıkanmayan insan yerine göre vücudu değişiyor. İnsan acizdir. Acziyetini bilmek insanın kemalidir. Bizim mürşidi kamilimizdeki en bariz özellik budur. Onlar tevazu ile Allah'ımız lütfetmiş ve ihsan etmiştir. Sonra biz mürşidi kamilimiz üzerinde hala konuşamıyoruz. Çünkü başımızdan geçen çok hadiseler var. Bizzat başımızdan geçtiği için. Bir gün huzuru âlilerine davet etti. Eğer dedi, beni şu şekilde anlatacak olursan mesul tutarım indi ilahi dedi. Halbuki Allah lütfetti ona, kutbiyetini de lütfetti, her şeyi ihsan etti. Sonra demedi elhamdülillah. Çünkü o yazılan oldu kalemdar serçeşmeyi hakikat bizlere, buldu feyz ihvanı basafa anınla daima. Bunu yazan fakirdir. Bizzat huzurunda okudum. Yanlış yapılmasın diye. Malum sükut ikrardan gelir denir ya. Sükut buyurdular. Sen nereden yazdın? Allah'ımız lütfetti yazdım. Onu bir babamız diye yazmadım ben. Böyle abdest aldılar kendileri. Bir tüp alınacaktı. O zaman da tüp kıtlığı vardı. O Yeşilhisar'da da tüp satan bir Hüseyin Efendi. Oğlum ondan dedi bizim eve bir tüp temin edin. Derken şu kalbimin içinden bir ses geldi. Tam bu sözü derken Allah'ın lütfetmiş olduğu bir nimet, zamanın kutbu diye bir ses geldi böyle. Tabii hissediyor kendileri. Buyurdu ki oğlum sen dünya işlerine girme dedi. Böyle tüple neyle meşgul olma dedi ama iş değişti. Bunu sadece biz değil, diyorum ki bakın Hızır aleyhisselam yaşıyor. Abi hayat suyundan içmiştir. O Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem yerine göre, bütün görevlerini demiyorum, yerine göre bu dünya ile öbür alem arasında bir alakadır. Öyle gördüm ne ettim diyenlere bakmayın siz. Ne olursa olsun gelin bu kapıya sorun. İnanmayın. Herkese inanmayın. Bu kapıya sorun, bura haber verir size. Çünkü üstazımız manevi anahtarını vereceği yere vermiştir. Bütün şifreler onların elindedir. Hızır aleyhisselam ortada, üçler mevcut, yediler mevcut, kırklar mevcut. Ap aşikar ortaya konur. Onu haber veren bizzat Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir, mühürlenmiştir o. Bakın bir vekalet var, bir de asalet var. Bir vekalet var, bir de asalet var. Mesela hocamız vaizdir. Müftü Efendi bir yere giriyor. Diyor ki benim iznim çıktı ve bir de
şöyle şöyle işlerim var. Herhalde 5-10 gün ayrılmam gerekiyor. Siz vekaleten müftülükte oturun diyor. Bu vekalettir. Üstazımızın, mürşidimizin gelişi asalettir. O fahri kainattan gelmiştir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şahit olduğum bir hadiseyi anlatayım size. Bu Adana'da Hasan Efendi Hazretleri, Bakkal Hasan Efendi denirdi. Mübarek bir insan gördüm, Allah'ım lütfetti. Bu Yeşilisar içmecesine yol üzeri Sami Sultanımız teşrif etti. Çocuğum tabii. Hatta bir beyaz kuş olarak geleceğini zannediyordum. O kadar bilmiyorum. Dedim herhalde gelecek. Hakikaten dediğim gibi olmuş. Sami Efendimiz teşrif ettiler. Bir kişi hemen belirmiş. Velinin bir adı da muhafaza olmaktır. Allah'ımız hafiz koruyorum. Sami Efendi bir güneşle ay yere indi. Aman ha iftihar etme demiş. Melek gibi geldiler. Bizim mahalleden Hırdavatçı Mehmet amca da bir bağırmış Allah diye. Ne oldu Mehmet amca, niye bağırdın deyince semadan bir nur indi yavrumuş. Orada Hasan Efendi Hazretleri'ni gördüm. Duyuyordum. Çocuğum ama hissettim biiznillahü teala. Onun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den asaleten gelişini Ahmet Şahin diye Erdemli'den bir zat anlattı. Ben dedi onun icazetini götürdüm. Resulullah'ın kalemi vardı, defteri mi vardı? Onun katipleri çoktur. Öyle kendi elleriyle yazacak değil, biz ona da inanırız. O ayrı. Emir buyurur ve yazarlar. Esad-ı Erbili Hazretlerinin Kadiri olarak kutbiyete gelişi biliyorsunuz türbedarı vasıtasıyla. Ben diyor ahiretteyim, yazamam ama siz yazın, Esad-ı Erbili benim vekilimdir diyor. Yani gelişimiz öyle yüce bir yerden, yüksek bir yerden ki Allah'ımıza sonsuz hamd ediyoruz. Kıymetini bilerek edeb-i Muhammediye ile edeplenmeye son derece dikkat edeceğiz. Yani boşuna oraya oturmuyorlar. Ademiyet diye bir kokuyu bırakmıyorlar. Efendimizin Yemen tarafına mübarek burunlarını çevirip bana rahmani bir koku geliyor, Veysel'imin kokusu geliyor dediği gibi. Boşuna değil o. Ben diyor icazetnameyi aldım, Adana'ya gittim. Kendisi Van'ın Gevaş'tan gelmişler. Allah'ımız öyle koruyor ki, bak bir peynir satıyor, peynir. Bir yerden peynir alıyor. Diyorlar Hasan Efendi bildikleri yok da amca diyorlar bunu bize satar mısın? Olur diyor. Oradan 5-6 kişi daha çıkıyor. O aldığı yere müracaat ediyor. Allah Allah, bir gün içerisinde oluyor bir zengin. Allah'ımız lütfederse yu'til hikmete men yeşâ. Fakat u'tiye hayran ketira. Allah bir kimseye lütufta bulunursa onu hesap etmek mümkün değildir. Yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'til hikmete fakat u'tiye hayran ketira. Kevser'in manasına baktığımız zaman da bunu görürüz. Götürdüm diyor bir elektrik direğinin dibinde. Kendilerine arz edince diyor ağladı. Ahmet Efendi ben layık mıyım dedi diyor ağladı. Bunlar da o hal olmaz. Sami Efendimiz Hazretleri üstadımıza vermiş olduğu görevde sorduğu bir soru var. Hasan Efendi kendini nasıl görüyorsun deyince efendim işte arkada Ebu Bekirler, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh'ın büyük sahabe radıyallahu anh mecmain bir çocuk da bir adres gösterecek. Önlerine düşmüş. İşte evladım diyorlar.
şu adrese gideceğiz. O da orayı bildiği için korkuyor da. Acaba bunlara, büyük insanlara adresi tam gösterebilir miyim diye. Bu şekilde hissediyorum diyor. Ve Allah'a hamd ediyor. Böyle bir geliş. Zaten temiz. Bu Adanalı Hasan Efendi deyince asaleten diyorum üstazımızla beraber. Şimdi o Hasan Efendi'ye soruluyor. Diyorlar ki, efendim Yahya Allah Hasan Efendi nasıl? Oğlum ben tarif edemem diyor. Ana veli, baba veli, kendi de veli diyor. Ben nasıl söyleyeyim? Her şeyiyle Allah'ın bir dostudur. Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.